Enerji genelde iş yapabilme yeteneği olarak tanımlanır. Ancak bu kısacık tanımın arkasında geniş bir terminoloji yer alır. Bu alandaki terminolojiyi bilmek enerji ve enerjiye bağlı konulara hazırlıkta yarar sağlar. Bu konuyla bağlantılı olarak ele alınacak anahtar kavramlar: Enerji terminolojisi, geleneksel enerji kaynakları terminolojisi, yenilenebilir enerji kaynakları terminolojisi. Enerji analizi terminolojisi, enerji ve çevre terminolojisi enerji üreten ve tüketen cihazlardır. Programı izledikten sonra enerji ile ilgili önemli ve sık rastlanan terimler nelerdir sorusunu cevaplayabileceksiniz. Enerji terminolojisi ile ilgili temel kavramlar başlığı altında enerji, ekserji ve termodinamik yasaları yer alır. Enerji bir sistemin kendi dışında etkinlik üretme yeteneğidir. Sistem incelemek ve analiz edilmek istenen kütle ve uzaydır. Sistemi çevreden ayıran yüzeye sistem sınırı denir. İş ise kuvvetin bir yol boyunca çalışması olarak tanımlanır. Enerji ile ilgili kullanılan birimler arasında yaygın olarak SI birim sistemi kullanılır. Enerji çeşitlerinin en yaygın olanları ise ısıl, mekanik, kinetik, potansiyel, elektrik, manyetik, kimyasal ve nükleer enerjidir. Ekserji, belirli bir haldeki sistemden elde edilebilecek, kullanılabilir maksimum iştir. Termodinamik yasaları sıfırıncı, birinci, ikinci ve üçüncü yasalardır. Bunlardan en yaygın kullanılanları sıfırıncı, birinci ve ikinci yasalardır. Isıl verim ise bir ısı makinesinden alınan net işin bu işi elde edebilmek için sisteme verilen ısı enerjisine oranıdır. Enerji kaynakları pek farkında olmasak da hayatımızın önemli bir parçası. Söz gelimi ısınmak için odun, kömür, doğalgaz, füel oil türü yakacaklar kullanıyor. Yemek pişirirken de doğalgaz ve LPG gibi yakıtlardan yararlanıyoruz. Otomobillerimizin motorları benzin, mazot gibi yakıtlarla çalışıyor. Bu enerji kaynakları yerin altındaki bitki ve canlılardan bataklıklarda birikmesiyle oluşan tabakaların değişmesiyle meydana geliyor. Ve biz de onlara fosil yakıtlar diyoruz. Fosil yakıtlar geleneksel enerji kaynakları kapsamında ele alınıyor. Bu kısa bilgiden sonra şimdi geleneksel enerji kaynakları ile ilgili bazı terimleri tanıyalım. Yakıt, Fiziksel ve kimyasal yapısında bir değişim meydana geldiğinde enerji açığa çıkaran maddelerin genel adıdır. Yanma, bir yakıtla oksitleyicinin eksotermik olarak tepkimesidir. Bir yakıtın birim miktarının yandığı zaman verdiği ısı miktarına yakıtın ısıl değeri denir. Katı yakıtlar, doğal katı yakıt olarak adlandırılan fosil kömürlerdir. Sıvı yakıt ise ham petrol veya fosil kömürü katranından elde edilen sıvı haldeki yakıt türüdür. Gaz yakıtlar fosil kömürlerin destilasyon ürünü olarak elde edilen hava gazı ve rejeneratör gazı veya petrol destilasyon ürünü olan küçük moleküllü hidrokarbon karışım yapısındaki gazlardır. Gaz yakıtlar yer altından doğrudan doğal gaz olarak da elde edilebilir. Günümüzde Gelişen çevre bilinci ve geleneksel enerji kaynaklarının tükenebilirliği yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanmamızı gerektiriyor. Son yıllarda üzerinde yoğun olarak çalışılan bu kaynaklara yönelik terminoloji ise oldukça kapsamlı. Bu alanda önemli ve sık rastlanan terimlerin başında ise güneş enerjisi geliyor. Güneş enerjisini kaynağını Güneş'teki füzyon tepkimelerinden alan temiz bir enerji kaynağı şeklinde tanımlamak mümkündür. Güneş kolektörü ise güneş ısınlarının absorpsiyonu yoluyla ısıl enerjiye dönüştürülerek bir akışkana transferi için tasarlanmış cihazdır. Tromp duvarı güneş ışınlarının toplanmasını sağlayan ve bir cam katman arkasında bulunan koyu renkli duvarlardır. Rüzgar enerjisi, rüzgarı oluşturan hava akımının sahip olduğu hareket enerjisidir. Hareket halindeki havanın kinetik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren sistemlere ise rüzgar türbinleri denir. Rüzgar santralleri rüzgar enerjisinin mekanik enerjiye, mekanik enerjinin de elektrik enerjisine dönüştürüldüğü tesislerdir. Jeotermal enerji kaynağını yer kürenin derinliklerindeki magmadan ve kayaçlardaki radyoaktiviteyle oluşan sıcaklıktan alan bir enerjidir. Çevre enerjisi çevredeki farklı ortam sıcaklıkları arasındaki ısı geçişini kullanarak enerji üretme şeklidir. Hidroelektrik enerji hızla akan suyun enerjisiyle döndürülen elektrik jeneratörlerinden sağlanan elektrik enerjisidir. Nükleer enerji, ağır radyoaktif atomların daha küçük atomlara bölünmesi veya daha ağır atomları oluşturması sonucu çok büyük miktarda açığa çıkan bir enerji türüdür. Enerji analizinin amacı bir sistemde enerji giriş çıkışlarının belirlenmesidir. Bu analiz sanayi tesislerindeki enerji tüketen tüm cihazlar için yapılabilir. Giren enerjinin ne kadarı belirlenen amaçlar doğrultusunda kullanılmış, ne kadarı atılmış bunlar hakkında rakamsal değerler verir. Bu tür analizlere bakarak enerjinin nasıl kullanıldığı ve hangi noktalarda iyileştirme yapılabileceği kolaylıkla görülebilir. Enerji analizi bir sisteme giren enerjinin nasıl dağıldığını görmek amacıyla termodinamiğin birinci yasası temeline göre yapılan analiz şeklinde tanımlanır. Sankey diyagramı ise enerji analizi ile elde edilen sonuçların bir diyagram üzerinde gösterilişidir. Termodinamiğin ikinci yasasına dayalı ekserji analizi sonuçlarını gösteren diyagrama da Grossman diyagramı adı verilir. Ölçme ve kontrol, sistemin emniyetli çalışması, verilerin takibi, karşılaştırılması ve çeşitli analizlerin yapılması için kullanılan vazgeçilmez bir yoldur. Basınç ölçer, sıcaklık ölçer, debi ölçer, akışkanlık ölçer, kuvvet ölçer ve baca gazı analizörü bu alanda kullanılan ölçme ve kontrol aletleri arasındadır. Enerji kaynaklarının giderek tükenmesiyle alternatif enerji kaynaklarına yönelimin arttığı bir dönemdeyiz. Bu anlamda enerji tasarrufunu da alternatif bir enerji kaynağı olarak görmek mümkün. Sanayide ve binalarda enerji tasarrufu ise ciddi parasal tasarrufların yanında çevre koruması açısından da önem taşıyor. Sanayide enerji tasarrufu cihazın amacına uygun ve etkin çalışmasıyla üretim kalitesi ve kapasitesinden taviz vermeden aynı üretimi daha az enerjiyle gerçekleştirmek için yapılan çalışmalardır. Binalarda enerji tasarrufu ise cihazların amacına uygun ve etkin çalışmasıyla ortam konforundan taviz vermeden binadaki ısıtma, soğutma işlemlerini daha az enerjiyle gerçekleştirmek için yapılan çalışmalardır. Isıl konfor ve iç hava kalitesi bireyin bir ortamdaki ısıl şartlarda kendisini rahat hissetmesi ve bu şartlardan doğan sağlık sorunlarıyla karşılaşmayacağı bir ortamın özellikleridir. Binalarda yalıtım Ortamdaki ısıl konfora çok önemli etki yapar ve enerji tasarrufu sağlar. Tesisatta ısı yalıtımı ise para ve yakıt tasarrufuna, çevreye olan salınımların azaltılmasına ve tesisatın sorunsuz çalışmasına katkı sağlar. Akıllı bina, enerji verimliliğini artırmak için binanın enerji harcamalarının otomatik olarak bina elemanlarıyla ve ek donatılarla kontrol edildiği sistemlerdir. İçinde barınacak olan kişilerin kaynak ihtiyaçlarını tamamen veya kısmen bulunduğu araziden sağladığı binalar ise ekolojik binalardır. Enerji üreten ve tüketen cihazların özelliklerine ve kullanım amaçlarına uygun seçilmesi cihazların daha verimli kullanılmasını sağlar. Bu açıdan enerjiyi üreten ve tüketen cihazlarda enerji terminolojisinde önemli bir yere sahiptir. Örneğin sıcak su kazanı ısıtma sisteminde suyun ısıtıldığı cihazdır. Yoğuşmalı cihazlar klasik cihazlara göre yakıtın gizli ısısını kullanabilen cihazlardır. Buhar kazanı ısıtma sisteminde taşıyıcı akışkan olarak buhar kullanıldığında buharın üretildiği cihazdır. Sıcak su veya buhar kazanlarında yakıtla havayı birleştirerek yanma işlemini sağlayan cihaza ise bürülör adı verilir. Pompa, bir akışkanın basıncını artırarak bir yerden başka bir yere taşınmasını sağlayan cihazdır. Su ısıtıcıları kullanım için gerekli olan suyun ısıtılmasını sağlar. Şofben, boyler, termosifon gibi çok çeşitli tipleri vardır. Klasik ısıtma sistemi, kazan çıkış suyu sıcaklığının 90 santigrat derece dönüş suyu sıcaklığının 70 santigrat derece olduğu sistemlerdir. Düşük ısıtma sistemi, Enerji tasarrufu sağlanması amacıyla kazan çıkış suyu sıcaklığının 70 derece, dönüş suyu sıcaklığının 50 derece olduğu sistemlerdir. Bireysel ısıtma sistemleri genellikle kapasiteleri 10 ila 40 kW arasında olan sistemlerdir. Bu sistem dahilinde kullanılan cihazlar için kombi, kat kaloriferi ve soba örnek gösterilebilir bir veya birkaç binanın blok altındaki merkezi bir kalorifer dairesinden toplu olarak ısıtıldığı sisteme ise merkezi ısıtma sistemi denir. Hidrofor, basıncı düşük bir akışkanı belli bir depodan veya genellikle şehir şebekesinden alarak gerekli debi ve basınçta kullanıma sunan bir cihazdır. Termik santral, elektrik enerjisi üretilmesi amacıyla kullanılan bir sistemdir. Gaz türbini çevrimi veya buhar türbini çevrimi esasına göre olmak üzere iki ayrı çevrimle çalışan tipleri vardır. Bu programda enerji ile ilgili önemli ve sık rastlanan bazı terimler üzerinde duruldu. Enerji terminolojisi ile ilgili temel kavramlar başlığı altında enerji, ekserji ve termodinamik yasalarına geleneksel enerji kaynakları terminolojisi kapsamında fosil yakıtlar, yakıt, yanma, katı yakıtlar, sıvı yakıtlar ve gaz yakıtlara, yenilenebilir enerji kaynakları kapsamında güneş enerjisi, güneş kolektörü, tromp duvarı, rüzgar enerjisi, rüzgar türbinleri, rüzgar santralleri, jeotermal enerji, çevre enerjisi, hidroelektrik enerji ve nükleer enerji terimlerine yer verildi. Enerji analizi terminolojisi başlığı altında enerji analizi, Sankey diyagramı, Grossman diyagramı, ölçme ve kontrol terimlerine, enerji ve çevre terminolojisi kapsamında sanayide enerji tasarrufu, binalarda enerji tasarrufu, ısıl konfor ve iç hava kalitesi, binalarda yalıtım, tesisatta ısı yalıtımı, akıllı bina ve ekolojik bina terimlerine değinildi. Enerji üreten ve tüketen cihazlar arasında ise sıcak su kazanı, yoğuşmalı cihazlar, buhar kazanı, brülör, pompa, su ısıtıcıları, klasik ısıtma sistemi, düşük ısıtma sistemi, bireysel ısıtma sistemleri, merkezi ısıtma sistemi, hidrofor ve termik santral tanımlandı. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi Enerji Analizi ders kitabının birinci ünitesinde bulabilirsiniz.